geçineceğiz? Hanımefendi çalışacak. Aslında erkeklere başka bir soru var. Erkeklere de eşinizden böyle bir şey ister misiniz diye soruyoruz. Ne oldu Ercan? Kaldım öyle. Kaldın öyle. Kaldım öyle. İsteyebilirim. Biz... Yani olabilir. İsteyebilirsin. Olabilir tabii ki. Peki. Cansu. Cansu. Evlenirsem zaten çalışma istemiyorum. Yani onun da çocuğu olursa, benim de çocuğum var zaten. Hani ikisine birlikte bakarım yani, bir sorun keşke olmaz. Keşke böyle bir şey istese diyorsun. Evet, benim için hoşuma gider yani. Hoşuna gider. Esra Hanımcığım, Avrupa'da yaşadığım için söylüyorum. Orada Hausmann de ev adamları var. İsmi Hausmann. Evet. Yani ev adamı, mesleği ev adamı. Çocuk bakmak, ev işi yapmak. Sorun işte yabancılar olanlara, evet. Sorun. Soruyor mesleği ne, Hausmann'ım diye, ev adamıyım. Çocuk bakıyor, ev işi yapıyor, karısı çalışıyor. Gayet normal. Gayet normal. Yani orada genelde Türkiye'de hep kadınlardan isteniyor ya evde çocuk bakması. Bakın, beylerden istenmiyor. Esra Hanımcığım, şimdi ben benim mavi kimliğim var. Dediler ki niye sen erkek misin? Dedim Alman olduğum için, hani iki çifte vatandaş. Ondan Almanya'da dolayı. Pembe şeye girmiyor. Yani eşitliğe girmiyor. Bana da İçişleri Bakanlığı mavisini verdi. Mavisini verdi. Yani kadın erkek iki yarımdan bir bütün olmuş zaten. Yüce Rabbim bizi ikiye bölmüş. Birine tohum vermiş, birine toprak. Yani tohumsuz toprak ne işe yarar? Toprak tohumsuz hiçbir şey yaramaz. Peki. Yani bunlar ikisi bölüşmüşler hayatın bütün zorluklarını. Onun için hiçbir problem yok. Ben de öyle bir eş arıyorum. İkimiz ev işi yapacağız, ikimiz gezeceğiz, ikimiz oturacağız. Adaylarına sesleniyor Güner Hanım. Taliplerini bekliyor. Bu arada Umut ve Büşra konusunda Umut bir açıklaman olacakmış Büşra ile ilgili. Buyurun. Evet. Esra Hanım, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Cuma günü burada bir yorum yapmıştım. Kimse kimse hakkında kötü yorum yapmasın. Burada hepimiz taliplerimizi arıyoruz diye. Evet. Bu sefer iş çığırından çıktı. Gerçekten çok sinirliyim. Çünkü ailem söz konusu. Hanımefendi, çok üzülerek söylüyorum. Benim ailem de seyrediyor. Yanlış anlamasınlar. Babama sarhoş, anneme psikolojik sorunlu. Biz istemeye giderken annem eşortmanla gitmiş. Yok çiçek çikolatayı biz kiralık almışız. Yok ben onun parasını yemişim. Senin ben ne paranı yiyeceğim? Senin olmayan paranı mı yiyeceğim? Sana bunları kim söyledi? Bana bunları Hamiyet söyledi ve de bir ismini vermeyeyim, bir bayan daha bana söyledi. Şu an burada değil. O bayan ismini vermek istemiyorum ailesiyle. Büşra seninle ilgili arkadaşlarına böyle bir konuşma yapıyormuş. Evet, yani çok hoş bir konuşma değil bu. Şunu söyleyeyim, benim isterse annem bırak eşortmanı, yırtık pantolonla da gitse, o benim annemdir. Onun elini ayağını öperim ben. Hiç bunlarla gocunmam. Açıkçası çok üzüldüm. Bilmiyorum ne cevap verebilecek. Ya aslında Hamiyet Hanım'ın da ismini vermeyecektim ama vermek zorundaydım. Peki Büşra, sen konuşuyor musun Umut'la ilgili? Ben konuşuyor olsaydım bayanlara da soralım istiyorsanız Esra. Bayanlara sormayacağız. Hayır, sen kendin cevap vereceksin. Ben seninle muhatap değilim. Bana sesini yükseltme. Bak şimdi Esra Hanım. Bu arkadaş burada kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Bilmiyor ki kendi bana talip geldi. Herhalde unutmuş. Bir saniye Esra Hanım, bakın. Oraya girme. Ne çok sinirleniyorum var ama. Yani şimdi Hamiyet Hanım nereden biliyor o zaman? Evet, benim annem eşortmanla gitmiştir. Doğrudur. Bunu nereden biliyor Hamiyet Hanım? Sordu mu kendisine? Sordum. Büşra Hanım söyledi dedi. Telefonla da bağlan Hamiyet. Bağlanmayacaktın, bağlan. Bağlansın bence de. Bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Bence de kesinlikle. Bu kadar olmaz yani. Sizin galiba... Büşra konuştunuz mu? Yani böyle bir aranızda kızlarla böyle bir sohbet geçti mi? Esra'la ben Umut defterini çoktan kapattım. Ne yaptığı, neler yapacağı benim umurumda bile değil. Yaptıysam da yapmadım zaten, ki yapacak olsaydım ben buradaki arkadaşlarımla da yapardım. Ve artık bu konunun konuşulmasından çok sıkıldım. Gerçekten başkası bir laf atıyor ortaya. Ben, tamam mı? Ben senin bildiğin gibi değilim Umut. Ben sen hayatımda ben gördüğüm en tehlikeli insanlardan birisin. Bir evet, sen hayatımda ben gördüğüm en bir bak en tehlikeli insanlardan biridir. Kork şimdi o zaman benden. Şimdi kendisi senden ne korkacağım? Senden korksam Odri meydan. Tamam, Odri meydan. Kendisi tamam. Mahmut Bey'le aramı bozmuştur. Kendisi Burcu Hanım'la aramı bozmuştur. Şimdi hani de, Mahmut'la Selin'le bir selamlaşmam şimdi bile yoktu. Şimdi de Selin'le aramı bozmuştur.
Selin Hanım da bana şerefle ilgili bir kötü laf etmiş. Ona da o da buraya gelsin. Şerefle, belki de sen gelsin. Şerefle ilgili. Benim her şey, bak şimdi şu an bir konuşurum burada. Susarsın. Ağzımı açtırtma. Bunların boş cevabını boş ver bana. Sen hangi hakla benim aileme katıyorsun ya? Boş konuşuyorsun. Ben bir kere kötü yorum yaptım mı senin annen hakkında, baban hakkında? Ben aranızdaki, ne demek bu ya? Yaklaşık, Esra Hanım, sarhoş kelimesi, psikolojik hasta, rahatsız kelimesi ne demek? 3 ay oldu mu sizin aranızdaki konu? Olmuş. 3 ay oldu. 3 ay önce burada kapattık. Tekrar niye gündeme geliyor? Ve bunu karşılıklı yapmanızı istedim. Aranızdaki bir tartışma olmamasını. Selin sen de geldin. Mikrofon. Umut, Şeref'le ilgili ben senin hakkında bir saniye. Kendi kulaklarına duydun mu? Bugüne kadar ben sadece sen değil, hiç kimsenin Şeref hakkında yorum yapacak kadar karaktersiz bir insan değilim. Haddime değil çünkü. Kim bana ne, ister şerefli ol, ister olma. Evet. Ben senin hakkında şerefli veya değil diye tek kelime etmedim bile. Kulaklarına duyduysan o zaman karşıma çıkıp konuşacaksın. Diyeceksin ki sen, senin ben kulaklarını duydum, böyle böyle söylüyorsun diyeceksin. O zaman ben de burada çıkar, herkesin önünde de özrümü dilerim. Evet. Sen kulaklarına mı duydun da sen oraya oturup da senin benim hakkımda, şerefimle... Senin, bak. Bir saniye bak lütfen, bir bayan olarak söz hakkı verildi ve şu an konuşmak istiyorum. Oraya oturmuşsun, diyorsun ki Selin benim hakkımda. Sen kulaklarına mı duydun? Ayrıca diyorsun ki Büşra onunla şey yapmış... Aramızı bozmuş, bunu aramızı bozmuş. Büşra bana gelip de senin hakkında tek kelime etmedi bile. Kızlar, sen kızlar, kendi kendine ya? Orada tripe girme. Esra Hanım, gelir misiniz bir? Gelir misiniz bir? Bir gelir misiniz? Sen kendi kendine orada tripe girme. Bir saniye, gene oflatacaksın değil mi? Gel. Bana seni seviyorum diye, bakın yeni yılbaşı akşamı. Kendisi bana diyor ki, burada diyor senin için kalacağım diyor. Burada herkes şahit olsun, burada şimdi size açacağım videoyu. Serkan'ın bilmiyor ki benim 10 senelik arkadaşım olduğunu. Serkan'a da internet üzerinden kendi Serkan'la konuşuyor. Bir saniye, bir dakika, tamam. Onu burada söyledi zaten. Ben zaten, sen neyi sonlamaya çalışıyorsun da? Bir saniye, Umut. Kendisi saniye. Bana konuşuyor seni Esra Hanım. Seni seviyorum mesajı gönderdiğini sakladın mı? Ben ona olmayacağını söyledim. Lütfen açacağım bunu, bir izleyin. Duyuyor, sesini duyuyorum değil mi? Evet biliyorum, o çok basit video yani. Seni seviyorum demiştin değil mi? Bir saniye, böyle bir kalp yapmıştın, böyle öpücükler yapmıştın. Bir saniye. Sana ben talip olarak seninle geldi. Onunla olmayacağını söyledim. Kendisi de internet üzerinden Serkan Bey'le konuşuyor ki bilmiyor Serkan'ın benim 10 senelik arkadaşım olduğunu. Bir saniye. Tamam, bir dakika. Ben sizler nasıl oyuncusunuz bu? Konuşayım. Bitti mi konuşman? Bitti. Bunu, tamam, teşekkür ederim. Peki bunun senin atıyorum, o zaman seni seviyorum demesine ne alakası var? Şimdi ne alakası bir saniye, var? Ben de konuşmak isteyeyim mi? Ben de konuşabilir miyim? Tamam, teşekkür ederim Esra abla. Ben Umut'a yılbaşı günü en azından senin gibi Hakan abinin evinde başka kızlarla buraya sana gelen taliplerle burada hayır deyip de Hakan abinin evine gidip de sarmaş fotoğraflar çekinmiyorum. Ben en azından kız arkadaşımla şey yapmıyorum. Şimdi konuşturtuyorsun sen beni. Sen konuşma. Çok özür dilerim. Oradan bana terbiyeni açma. Bakın bir saniye, çok özür dilerim. Bu arkadaş benim çocukluk arkadaşımla konuşmaları vardır. Hem bir de evliyken. Beni bağırtırma şu burada. Şu an Büşra'yla ne alaka? Şu beni an ikimizin konuşmasını yapıyoruz. Büşra'ya niye katıyorsun sen? Ben hep sustum. Bak hep sustum burada. Bütün Büşra'ya herkes biliyor. Büşra'ya niye katıyorsun? Esra abla beni hep konuşuyor. Büşra'ya katıyor. Büşra'ya konuşuyor. Beni konuşuyor. Şu anda Büşra'ya bir saniye. Katıyorsun? Ben Esra neden katmayayım? Esra niye birlik oluyorlar? Niye birlik oluyorlar? Niye birlik oluyorlar? Büşra'yı karıştırıyorsun. Ona da söylüyorum. Esra abla ben sözümü tamamlayabilir miyim? Ona da söylüyorum. Bakın ben hep sustum Esra abla. Benim resimler olduğunu herkes biliyordu burada. Herkes biliyordu. Doğrudur. Ama neden hep ben susmak zorunda kaldım? Esra abla ben sözümü niye hep aksızlığa ben geldim Esra abla? Niye? Kendisi benim çocukluk en yakın arkadaşımla şu an konuşmaları var. İyi de en yakın arkadaşına konuşmuşsa bir şey var. Benim suçum ne? Benim konuma niye atıyorsun bunu? Sen de aynısını yapıyorsun. Sen de onunla samimi oluyorsun, ne diyorsun? Bir saniye, sen de onunla birlik oluyorsun. Esra abla ben konumu sözümü bitirebilir miyim? Hep izninizle? Susmak zorunda biz teşekkür kaldık. Teşekkür ederim. Ben evet, yılbaşı günü görüntülerde yayınlanabilir. Yılbaşı günü son gün ben Umut'tan bir şans daha istedim. Herkesin göz önünde istedim. Buna tüm ekip de şahit, tüm loca da şahit. Umut dedim, bana bir şans daha verir misin? Bunu yiğit gibi çıktım, herkesin göz önünde yaptım. Gizli saklı da yapmadım ve ben buraya oturduğumda sizi hatırlarsanız dedim. Esra abla ben birkaç gün öncesine kadar Umut'tan hala bir şans istiyordum dedim. Ve ben Umut'tan ümidi kestikten birkaç gün bile değil 4-5 gün
gün sonra biz Serkan'la Facebook'tan yazıştık ve ben davet ettim buraya. Hadi da ispatla bana aynı anda Serkan'la yarışmalarım ve seninle yarışmalarım ispatla hadi. Hadi ispatla, yiyorsa ispatla. Ne var ki orada oturup da konuşması değil. Orada oturup da konuşması değil. En azından ben yapıyorsam, senden bir şans istiyorsam ve seni seviyorum dediysem eğer ki... Arkadaşım ben sevemedim herkesin, seni. Herkesin, herkesin... Ben seni sevemedim. Herkesin gözü önünde dedim yiğit gibi, delikanlı gibi, senin gibi burada talip mi, hayır deyip de herkesin bakın, okuyorum önünde, şimdi, bakın okuyorum. Senin gibi ben, burada, ben senin yakın, gibi herkesin... Bir saniye, bir saniye bak gibi, okuyorum, cevabını gibi, okuyorum. Senin gibi talibime burada bak, herkesin bak, göz önünde hayır deyip saniye, de... Hakan abinin evinde sarmaş dolmaş fotoğraflar ben çekinmedim. Ben yazıp seni rahatsız etmek istemem. Eğer bir gün Selin seni tanımak isterim dersen bir saniye düşünme. Çünkü benim aklım sende olacak. Allah'a emanet ol. Ama ben seni tanımak istemiyorum be. Tamam da biz o konuyu çoktan kapattık. Ama bak ki. Son mesajın. Son mesajın burada. Peki ne zaman? Arkadaşım sen ne diyorsun? Eğer ne zaman? Şimdi ben desem ki ben şimdi bir dakika ben desem ki Selin seni tanımak istiyorum. Nasıl olacak? Lütfen. Bir saniye Esra abla ne zaman olduğunu sorar tamam. mısınız o mesajın? Peki Umut yani şimdi, birinin seni ne zaman seviyorum şimdi, demesinden Esra abla, bu arkadaş, hayır, Esra abla, hayır bu seni arkadaş, seviyorum demesinden vurmak ne alaka, ben onu çözemiyorum. Ya Esra abla, bak lütfen bir kereye mahsus bayanlardan yana olmayın. Bakın gerçekten çok sinirlendim, niçin biliyor musunuz? Ben hep burada susmak zorunda kaldım. Benim hakaretler etti, sustum, onu yaptı sustum. Şimdi ailemi kattı, bunu da söylemeyecektim. Bunu da söylemeyecektim biliyorsunuz beni ama artık burama kadar geldi. Söylemeyeceksin. Ailene hatta kadar geldi. Başka birine senin ailenle ilgili atıyorum şöyle gelmiş böyle gelmiş annenin bilmem nesi varmış gibi konuştuysa. Konuştu. Bunu sana söyleyen hamiyetse. Evet. Bunu hamiyet sana niye söylüyor? Hamiyet nasıl biliyor? Peki diyelim ki o söyledi. Hamiyet sana bunu niye söylüyor? Hamiyetin hamiyet sana bana aşık ikinci olduğunu kez talip olacakmış. Hayır hamiyetin sana aşık olduğunu biliyor muyuz? Beni ilgilendirmiyor, doğrudur. Bak, hamiyetin sana aşık olduğunu biliyor muyuz? Tamam. Geçen gün, iki hafta önce adayına hayır derken, ben de geldim, benimle çaya gitmedi, bana da kimse acımadı derken, aslında o talibine böyle kötü davranırken o lafları sana söylediğini biliyor muyuz? Evet, doğrudur. Bunu özellikle gelip sana söylüyor, senin canını acıtmak için. Esra Hanım, doğru her şeyi yapmayın aranızda... Esra abla, lütfen hayır, ya. Bak, sana doğru şey... değil mi? Ama anlattıkları hepsi doğru. Nereden biliyor bu kız o zaman? Bu kız bunları nereden biliyor? Bir düşünün. O da dedikodu yapmış. Onun da hatası. Hata mı? Bu hata mı? Bu şimdi hata mı? Ya yapmayın Esra abla ya. Ya ne diyeyim ya? Bir şey sormak annene hangi akla psikolojik sorumlu der? Umut, ben onun elini ayağını öperim. Yapmayın Umut, ya. Bir şey sormak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bir saniye abartmış da olabilir. Ya ne diyeyim ben yani? Ya ne yapalım linç mi edelim diyeyim? Ne demin bekliyorsun Umut? Ne demin bekliyorsun? O zaman ben cevap vereyim. Sizin veremeyeceğiniz cevabı ben vereyim. Ayça Hanım'a burada insanlıktan bahsettin ya. Sen insanların yüz karasın. Kusura bakmayın Esra abla. Çok sinirliyim ya gerçekten. İşte bunu yapar anca böyle stüdyoyu terk edersin. Başka hiçbir şey yapamazsın ki sen. Ailemi kattı ya, annemi kattı, babamı kattı ya. Bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Umut sadece... Esra Hanım. Olmuş ve bitmiş olayları kendini temize çıkartmak Esra için Hanım. Olmuş bitmiş olayları ta 20 günlük benim hayatıma esilmişim etmişim. Evet ben şans istedim ve herkesin göz önünde istedim bu şansı. Vermedi ve hakkını helal et diyerek son mesajımı attım. Geçen gün yeğeni vefat etmişti hatırlarsanız. Ve ben ekibe de söyledim, Ebru ablaya da söyledim. Ebru abla dedim ben aradım bilginiz olsun dedim. Umut dedim yeğeni vefat etmiş yapabileceğim edebileceğim bir şey var mı başın sağ olsun diye ben bir insanlık yapıp aradım. Ama Umut Beyefendi yeğenim öldü diye buradan çıkıyor. Hakan Bey'in evine gidiyor. Buraya benden iki önce gelen talibiyle sarmaş dolmaş fotoğraflar çekiliyor. Ve fotoğraflarda bizde var. Gösterebilirim de fotoğrafları. Şu an Büşra'yla tartışması var. Beni ortaya koyuyor ve bitmiş gitmiş bir tartışma. Ben en azından... Tekrar bağlayın. Hamiyet telefon hattında olacak. Ben en azından buraya çıkıp da ben Umut'u istemiyorum deyip de Umut'a seni seviyorum gibi mesajlar da atmadım. Ben burada da... Evet, Umut'a tekrardan şans istediğimi söyledim. Umut'a da aynı şekilde tekrardan şans istediğimi söyledim. En azından yaptıysam, telefonda da yaptım, arkada da yaptım, burada da yaptım. Onun gibi burada ayrı konuşup da arkada da ayrı konuşmadım. Büşra, çok üzüldüm. Şu anda